geldiniz. Yolculukları sever misiniz? Evet. Yolculuğa otobüsle mi, uçakla mı gitmeyi seviyorsunuz? Peki, tamam. Yolculukla ilgili ilginç hikayeniz var mı? Dinleyelim bakalım. Şuraya alalım mikrofonu. Kızımız daha 4 aylıkken biz bir cesaret edip seyahate çıktık. Susurluğa daha gelmeden bayağı bir kıyamet kopmaya başladı. Otobüsle arabada mi gidiyordunuz? Yok, arabamızla gidiyoruz. Arabayla. Bayağı bir kıyamet kopmaya başladı. Eşim susturabiliyor, ne ben susturabiliyorum, ne abisi susturabiliyor. Bir kenara çektik. Hani ne yapalım? Çocuğu dışarıda avutalım diye. Hiçbir şey çözüm bulamadık. Onu yaptık, susmadı. Bunu yaptık, susmadı. Battaniyesi vardı. Battaniyeyi aldık. Böyle bir kuytuya geçtik, sallayacağız. Fakat o durduğumuz yerde Orman Bölge Müdürlüğü'nün bir kampüsü gibi bir yeri. Biz şimdi onu orada sallamaya çalışırken oradaki güvenlik görevlileri çocuğu oraya atacağız falan zannetti. Biz çocuğu avutana kadar beklediler. Biz avuttuk, arabaya koyduk, uyuttuk. Adamlar hala arkamızdan bakıyorlardı böyle. Emin olmak için. Bir sonraki sene dedik ki biz bu hani riske girmeyelim, uçakla gidelim. Biz uçakla gittik, bir şey yok. Dönerken, İstanbul'a dönerken uçak kalktı, her şey normal. Uykusu geldiği zaman çok huzursuz olur. Yaklaşık 20 dakika var uçağın inmesine, bir kıyamet ama bütün uçak iniyor. Artık insanlar sıkıldı, biz utanıyoruz, sıkılıyoruz, oyalıyoruz, evet. Gene olmuyor. Artık o kadar panikleyiz ki uçak aşağı inmeye başladı. Hostes bize otur diyor ama eşim diyor ki Salim bir şey yap diyor, koştur diyor, o tarafa git, bu tarafa git. Biz 708 kilometre aşağı inerken ben uçağın içinde böyle çocukla koşturur durumdaydım. Ondan sonra neyse ki büyüdü artık. Öyle bir problemimiz kalmadı ama yine uçak en karlısı herhalde. En rahat oradaydı. Evet, evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Peki. Şimdi bizim de bir otobüs şoförü arkadaşımız var. Oğlu da onun yanında muavinlik yapıyor. Kız istemeye gidiyorlar fakat otobüs şoförü arkadaşımız öğreniyor ki kızın babası pilot, kendisi de hostes. Bakalım iki aile anlaşabilecek mi? İzliyoruz. Ben de ceketinizi ısıp geliyorum. Vallahi maşallah. Kız güzelmiş. Bak hemen ceketimi aldı. Efendim dedi bana. Hamarat kız. Sevdim. Ne iş yapıyor? Ailesi neci? Ya baba ne önemi var işin? İnsan işte. Ne demek o? Ben de insanım. Ama aynı zamanda Gaşta otobüs firmasının saygıdeğer kaptanıyım. İkisini aynı anda olamıyor mu? Söyle bakalım, ne iş yapıyor? Patates mi? Hostes. Ne? Hostes baba, hostes işte. Ne? Mustafa, sen şehirler su otobüste mavisin. Nerede görülmüş mavin ile hostesin bir olduğu? Bu iş olmaz, yoldakinden vazgeçelim. Olmaz baba, ben bu kızı seviyorum. Bu kızı bana istemezsen muavinliği bırakır, havaalanında çalışmaya başlarım. Host olurum. Host? Bir daha duymayayım. Annesi babası ne iş yapıyor bu kız? Babası pilot, annesi güvenlik görevlisi havaalanında. Oy başıma gelenler! Topla çabuk çiçeği çıkartın. Derhal gidiyoruz. Ya baba neden ama ya? Neden mi? Madem sordun anlatayım. Hacılar bizim için hatalı sollama sayılır oğlum. Onlar erken rezervasyonla, ucuz biletlerle yolcularımızı elimizden aldılar. Onlar telli oğulları ise biz sefer oğullarıyız. Bu iş olmaz. Ben anlamam baba. Bu kızı bana istemezsen İstanbul kar seferinde seninle tek kelime konuşmam 28 saat sıkıntıdan patlarsın. Pes ediyorum. Çok biz açımı yakaladın şu an. Efendim. Evimize tekrar hoş geldiniz. Dairemiz 3+1 olup salonumuz tam buradadır. İster ikili kanepeye, ister tekli koltuklara oturabilir. 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 Oturun diyor. Tehlike anında kapıdan veyahut pencereden dışarı çıkabilirsiniz. Bak, bak ha.
mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlıyor. Şimdi siz burada oturun ve isteme öncesi koltuklarınızı dik konuma getirin. Birazdan yemek servisiniz başlayacaktır. He, çağır, çağır, gelsinler. Havacı değil mi hepsi? Bir tuhaf işte. Biz de biliyoruz bunları ama yapmıyoruz. Bilal Bey, Mustafa oğlum, evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevket Bey, hoş bulduk. Bilal Bey. Vay, merhaba. Ay, 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 ay. Ne oluyor ya? Cemil. Ya sabır. Evet efendim, kız babası konuşuyor. Evimize tekrardan hoş geldiniz. Şu anda Beylikdüzü tarafında bulunmaktasınız. Oda sıcaklığı yaklaşık 30 derecenin altında olur. Kız isteme merasimimiz yaklaşık 1 saat sürecektir. Bak, bak, havalara bak. Dear guests, welcome to our home. Charlie'nde oldu Beylikdüzü. Tamam kardeşim, anladık. He, ne diyorduk? Allah'ın emri, peygamberin... Dur! Ne yapıyorsun öyle damdan düşer gibi? Oğlum, ben uzun yol kaptanıyım. Gestirmeden giderim, gestirmeden gideyim. Efendim yolcumuz, aman. Oğlumuz ne iş yaparlar acaba? Valla kendisi... Şeylerse otobüste muavin. Ben de uzun yol kaptanıyım. Kendisi benim yanımda çalışıyor. Ben de bol tavır kokusu nereden geliyor diyordum. Bizim kız nereden bulmuş bu olanı yav? Sese bak ya, sanki adamı Tamer Karadağlı seslendiriyor. Kaptan, gel mi ortamı? Anlaşıldı kule. İşte kahveniz ve sandviçleriniz. Buyurun. Siz de. Kızım, geç yok muydu geç? Sandviç neymiş? Kek mi? Kek neydi baba? Yeniyor muydu? Kek yenmez kızım. Kek otobüste alınır, çantaya atılır. Aylar sonra ezilmiş bir şekilde çıkar. Bilal Bey, oğlunuz kızınızı muavin maaşında geçinebilecek mi acaba? Kızın güvenliği bizim için her şeyden önemli. Geçindirir efendim, geçindirir. Siz öyle uçak biletlerinde indirim yapmazsınız, çok rahat geçindirir. Dur kızım. Temiz yiyebilirsin. Hanımefendi. Ayıp ediyorsunuz ama. Ben onu Bolu seferim sırasında aldım o çikolatı. Tabii ki temiz olacağım. Gerçi siz şimdi Bolu'nun yerini de bilmezsiniz. Orada havaalanı yık ya. Baba ya. Beyefendi, sen Maldivler nerededir bildin mi? Lan Malatya'nın bir beldesi değil miydi orası? Değil. Pötürgenin yanı işte. Adam içinde mal geçiyor diyor, Malatya dedi ya. San Francisco'yu da Samsun'da biliyordur bu şimdi. Baba, hani iyi davranacaktın? Sen benim gibi bir uzun yol kaptanıyla böyle konuşamazsın efendi. Siz kendinize kaptan mı diyorsunuz? Canım çok tatlı ya. Elbet diyoruz. Öyle 2 saatlik yol gitmekle kaptan olunmuyor. Senin o 2 saatte gittiğin yolu ben 23 saate gidiyorum. Gitmiyor mu lan? Vallahi acıyorum sizin halinize. Öyle bagajların arasında ayakkabılarınızı çıkartıp uyuyorsunuz değil mi? Yol emek ister olsun hem. Biz en azından durup kalkmak için kimseden izin istemiyoruz. Önemli efendim.
giderim. Ne izni ya? Beni almayacak otogarı yakarım ben. Sen de bir şey söyle be yavrum. Seni bir destek ver. Beyefendi, biz öyle her fırsatta aracı bırakıp dinlenme tesislerine girmiyoruz. Sen yağmurda çamurda her Allah'ın günü direksiyon sallamaya kolay mı sanıyorsun? Peki sen bu karizmatik ses tonuyla konuşmaya kolay mı sanıyorsun? Her gün yumurta içiyorum ses tellerim için. Detone olarak pilotluktan kovuyorlar. Sen yaz, kış, çakma, güneş gözlüğü takmak nedir bildin mi? Aha gözlerden biri Beylikdüzü. Bir Söğütlü Çeşme'ye bakıyor. Peki ya üniforma? Sen yolda çıkartıyorsun kravat. Oh mis. Genelkurmay başkanından daha çok üniforma giyiyorum ben. Bu zamba teker patlaması yolda kalma. Türbülans, hava korsanları. Kaybolan bagajlar, şoför lafı tüten gevezi yolcular. Her dediğini kaydeden kara kutu. Komple zirvedeki yalnızlık. Otobüste ağlayan çocuk, kokan teyze. Motoru kaçan kuş en az 5 dilde anons. Kardeşim! Bizi hiç kimse anlamıyor. Evet. Artık söz kesebilir miyiz? İndirse keseceğiz. Tabii oğlum, öp bakalım elimi. Bir konuşma yaparsınız artık. Ya sizin karizmatik sesiniz varken şimdi. Yo lütfen buyurun. Ya bugün yumurta içmedim, kendime güvenemiyorum. Hatta buyurun, direkt benim mikrofonuma konuşun. Tabii ki. Sizin kırmızı sınıfınız. Bugün burada ikinci yazılımla iş toplantık. Mutluluklar dileriz. Hadi hayırlı olsun. Merhaba tekrar. Lise yıllarında okul kantini sıralarını hatırlıyor musunuz? O dönemde yaşadığınız şeyler var mı? Veya öne geçmek için taktikleriniz var mıydı? Ben. Sen! Şimdi biz kantine iniyoruz. Oradan büyük üçüncü sınıflar falan geliyorlar. Bizi sıradan itiyorlar. Oradan biz de kantin kapısı var. Oradan açık oluyor. Biz oradan giriyoruz. Bizim kantincimiz Ali abi var. Ali abi bir bağırıyor oradan. Koşa koşa sınıfa çıkıyoruz. Oradan korkudan bir gün ben kantine indim. Oradan bir arkadaş beni ittirdi. Bir dakika, bir dakika. Bir nefes alalım. Ben yoruldum. Dur, sakin. Şimdi en baştan sen kaçıncı sınıftasın? Üçe geçtim. Sen üçe geçtin. Hı-hı. Tamam. Diğer o hani hızla sıraya girenler kaçıncı sınıf? Onlar dördüncü, üçüncü sınıflar. Biraz daha büyükler galiba. Peki kantinci Ali abi var bir de. Evet. Tamam. O ne dedi? Oradan alalım. O ne yapıyor? Sonra biz oradan birkaç arkadaş girdik oradan sızdık araya. Ali abi diye bağırıyoruz. Oradan Ali abi bir bağırdı. Çıktık sınıfa. İndik yeniden. Geldik, bu sefer bir çocuk geldi, bizi yere attı. Oradan kantinin sınıfçısı geldi. Bizi kaldırdı, oradan onu müdüre götürdü. Oradan biz çok kahkaha attık. Ondan sonra birkaç gün sonra, aradan birkaç gün geçti. Aynı çocuk yine bu sefer bizi araya aldı. Bu çok sefer de yardım bunu etti. Önce meğer müdürün aza işitti, ondan dolayı bizi Erden içeri aldı. İyi, çözmüşsünüz problemi yani. Evet. Peki bu kantinci Ali abi galiba komik biri değil mi? Çok sinirli biri. Sinirli mi? Anladım. Ali abiye selam olsun o zaman. Teşekkür ederiz. Bizim de bir arkadaşımız var. Kantinde çok acıkmış ve yemek yemeye çalışıyor. Şimdi 6 adımda kantinden başarılı bir şekilde yemek alıp yiyebilmesi için neler yapması gerekiyor öğreneceğiz. İzliyoruz efendim. Hayatınızı kolaylaştıran ipuçlarıyla dolu 6 adım köşemize hoş geldiniz. Bu
Bugün size altı adımda okul kantininde aç kalmama yollarını anlatacağız. Bilal 10 dakikalık teneffüste karnını doyurmak için kantine geliyor. Oliver, ilk ben geldim. Çok açım ya. Hamza abi neredesin? Çok açım ya. Madde 1. Kantinde düzenli bir sıra asla olmadı. Olmayacak da. Zilin çalması ile birlikte kantin adeta metrobüse dönüşür. Acımasız ve vahşi. Hamza abi çok açım ya. Hamza abi bana bir patatesi. Bir de... Hamza! Ha şöyle ya. Hayır. Ya hepimiz okuyan insanlarız. Bu mu medeniyet? Bu mu çağdaşlık? Ya Hamza abi ben bir şey söyleyeceğim. Ben telefonumu yanımda getirmişim de çıkışta senden alsam olur mu? Pardon ama benim sıram. Ya Hamza abi niye bana bir şey söylemiyorsun şu an? Hayır benimle niye konuşmuyorsun gerçekten anlamıyorum. Yoksa sen beni sevmiyor musun Hamza abi? Hamza abi sen de sevmezsen sevme be. Sen nasıl istersen İremciğim. İrem, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel seni burada görmek. Vallahi ilk defa geliyormuş gibi elimin titremiş. Ya farklıymış gerçekten. Sizlerle de daha farklıymış gerçekten. Heyecanlanmış. Ne hissediyorsun peki yani? Sahne aynı sahne. Her şey aynı ama acayip heyecanlandım yine. Ya biraz ara da verdik hani biz şu an... Tatildeyiz ama heyecanlandım. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Ne demek? İyi ki senin geldin. Karakterin de biraz böyle değişik galiba. Ruh halleri evet. Oynayan bir şey. Ya şu an böyle bir üst sınıfı canlandırıyorum arkadaşlardan biraz büyük. Sınav stresiyle birazcık böyle kafası karışmış, ruh dengesi bozulmuş bir ablayı oynuyorum. Bu karaktere de 6 gündür uykusuz olarak hazırlandım. Çok hazırım şu an. Bence süper. Uyumadan hazırım şu an. O zaman şöyle yapalım mı? Madde 2'den alalım. Tamam. Madde 2. Sınavlara hazırlanan son sınıf öğrencilerinin ruh halleri kendini terk etmiştir. İzlenmesi gereken yollardan biri de onlardan uzak durmaktır. Şimdi Hamza abicim, bana bir tost, bir çay, bir limonata, bir kaşarlı tost, birazcık krep yap orada bana birazcık. Menemen istiyorum. Sade menemen, çikolatalı menemen, bir de kek, birazcık daha menemen, birazcık da menemen. Menemeni çok seviyorum. Al bana menemen. Ya arkadaşım ben senden önce geldim. Benim sıram. Ya hem çikolatalı menemen neymiş? Sen bir sıkıntı mı var ya? Nedir yani ha? Nedir senin olayın? Ya şurada 2 dakika... Ya ben seni biraz önce çok kırdım. Özür dilerim. Biraz önce önüne geçtim. Seni çok kırdım. Bana bak. Bana bak. Eğer benimle... Bana bak, eğer benimle böyle yapmaya devam edeceksen sizin evinize gelirim. O zillerinize gecenin bir vakti hepsine birden basarım. Sizin balkonunuza at park ederim, tamam mı çocuk? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Bilal? Yavuz sosumlarda Sinem, İrem. Kimim ben? Ya Bilal ne yapıyorsun? Bak, o son sınıflarda İrem o. O kız sınavlar yüzünden bir değişik oldu Bilal. Tamam mı? Normal değil. Bak, o kız çok sinirli. Çok sinirli Bilal. Ya bunların siniri fasa fisa. Biz ne sinirliler gördük, gül güleldik.
sinirliyim diye atıp tutar bunları. Ya arkadaşım, duygusal bir dönemden geçiyorum diyorum sana. Niye yardımcı olmuyorsun? Ben evde çoğu zaman böyle ağlıyorum, ağlama krizleri falan ama bazen de kendimi gülmekten alamadığım oluyor. Acayip bir gülmek. Ne olmuş şurada iki dakika önüne geçtiysem ya? İki dakika şurada önüne. Bana bak çocuk, bana bak. Seni cezalandırmak zorunda kalacağım. Beni daha fazla sinirlendirme. Bu kadınla bir daha seni görmeyeceğim. Bir şey fark ettim. Siz ikiniz aynı dili konuşabiliyorsunuz aslında. O ses var ya, onu Berat Efe de yapabiliyor. Yapabilir mi? Tabii. Bir diyalog yapar mısınız öyle mesela? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne haber? Ne yapacaksın işte, ekmek parası. Tamam. Teşekkür ederim. Bunu yapmadan olmazdı. Ben dış kısımlarım. Tamam, ben merkez. Memnun oldum. Çok iyi. Nerede kaldı ablamın siparişleri? Amcam sen ablamla ilgilen. Beni bırak. Ben kendi dışımın çaresine bakarım. Alayım Hamza abi, ben kostümle gideyim. Teşekkür. Ver abi, tamam. Ver tamam ya. Niye ağlıyorsun sen be ya hemen? Ağla. Ağlama. Ağlama, ben de kötü ol. Ağlama be, hemen öyle zırhlı gözyaşları. Oscar'lık hareketler, en sevdiğim şey. Ağla. Ağlama be. Oh be, ucuz atlattık. Hamza abi. Şimdi sıra bende. Hamza abi, bana bir patatesi. Bir de... Çekilir misin? Öğretmen gönderdi. Madde 3. Öğretmenler için alışveriş yapan nöbetçi öğrenciye denk geldiyseniz işiniz çok zor. Pardon ama benim sıram. Ne bu? Ne bu? Görüyor musun? Burada ne yazıyor? Ne? Nöbetçi öğrenci. Ben burada kendim için durmuyorum. Okulun düzeni bana bağlı. Çekil şimdi. Allah Allah, havalara bak. Sanki bana gönder kurmay başkanı. Hamza abi, coğrafya öğretmeni tost istiyor, bir de portakal suyu. Ben hemen yollarım Mehtapçığım. Hamza abicim, bana da bir patatesli. Bir de... Şşşt! Hamza abi, matematik öğretmeni de soda istiyor. Kimya öğretmeni sosisli istiyor. Fizik öğretmeni elindeki çek yapları değiştirmek istiyor. Müdür yardımcısı çok yese de asla kilo almamak istiyor. Obama da Amerikan salatası istiyor. Başka? Obama mı? Yok artık. Yok artık tabii, saftirik. Bunları bu okula nasıl alıyorlar anlamıyorum. Bekliyorum ben Hamza abi. Eyvah! Nöbetçi öğrenciye denk geldik. Ha vallahi ya, kız tek kişilik dev kadro çıktı. Deme ya. Bahadır, sen benden öndesin kanka. Bana bir kaşarlı sucuk da ısmarlasana. Hadi gözüm ya. Oğlum, adam senin arkanda nasıl alacak senden önce? Ne diyorsun? Sen Bahadır'ı tanımıyorsun. O son sınıf. Onun elinin uzanamadığı yer yok. Hamza abi, bir kaşarlı, bir de sosisli. Adama bak, dalsın gibi uzadı kolu. Madde 4. Okul kantin sırasında son sınıf öğrencilerinin kolları en arkadan öne uzana uzana zamanla evrim geçirir. Hamza abi, bana bir patatesi. Oğlum, senin paran bozuk değilmiş ya. Bak, bir arkadaşın gelsin, ben onun ikini alayım. Oradan seninkini de bozarım, tamam mı? Al şimdi bunu. Madde 5. Kantine mutlaka bozuk parayla gelin. Yoksa bekleme süreniz biraz daha artacaktır. Hah, geldi birileri. Hadi kızlar, siz siparişinizi verin çabuk. Bence kaşarlı yiyelim. Hayır, bence sucuklu yiyelim. Kaşarlı yiyelim. Sucuklu yiyelim. Kaşarlı, sucuklu. Kızlar, biraz acele eder misiniz? İyi çalacak. Kaşarlı, sucuklu. Kaşarlı, sucuklu. Kızlar, ben buldum. Siz en iyisi iki tane karışık tost alın. Mesele çözülsün. Süper, bize iki tane karışık tost.
ne alırsınız kızlar? İçecek miyim? Gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Hayır gazoz. Kızlar ikiniz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Hamza abi, kızlar iki tane karışık dost. İki tane de gazoz al. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler ya. Hoş geldiniz İlknur İkra, nasılsınız? Bir şey soracağım, siz nasıl aynı anda konuşabiliyorsunuz? Çok zor bir şey aynı anda konuşmaya başlamak. Çünkü biz ikiziz. Evet, evde de aynı anda konuşuyor musunuz böyle? Evet. Oluyor mu hep? Evet. O zaman sizin için çok kolay, öyle mi aynı anda konuşmak? Evet. Anladım. Hadi o zaman devam edelim. Berat Efe. Hamza abi, kızlara iki tane karışık dost, iki tane de gazoz ver. Parasını da benden al. Yeter ki gitsinler. Yine yemeği bedavaya getirdik. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim. Çak. Sağ ol şekerim. Açlıktan çocukların maskarası olduk ya. Neyse, sıra bende. Sahne benim. Hamza abi, bana bir patatesi, bir de meyve suyu. Oh be! Söyledim, Allah'ıma şükürler olsun ya. Madde 6. Oh! Kantinde yemeği almak kadar korumak da önemlidir. Zira bir anda ortama kamufle olmuş arkadaşlarınız ortağınız olabilir. Oh, karşım patates limon ya. Bilal, bugün çok yakışıklısın. Patates limon. Aa, kankam benim ya. Ne yiyor? Kızım bir dakika, ben seni tanımıyorum. Sen kimsin? Oo, oo, bir dakika. Ya bir dakika. Alırım bir dakika. Oğlum bu benim parmağım. Aldı kaldı. Aldı. Hayır. Yok artık. Son patates. Patatesler patates oldu. Hamza abi, sen en iyisi bana bir patatesi ver. Bir tane daha meyve suyu. Üzgünüm Bilal, zil çaldı. Ben kapatmak zorundayım. Hadi sen derse git koçum. Patatesliler, korunlar. Üzülme Bilal. Bir dahaki teneffüs, yeni umutlar, yeni hayaller demek. Yeni bir alt adımda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilal'cim hadi kalk Bilal'cim. Hadi Bilal. Acım. Bilal'im hadi kalk. İrem abla. İrem abla. Abla mı? Bana, abla. Sen kaçlısın sen? Işık. Sen kaçlısın, kaçlı? Müzik. Kaçlı. Işık, müzik diyorum ya. En çok nerelerde tatil yapmayı seversiniz? Ve bu yaptığınız tatillerde başınıza gelen garip, komik olaylar var mı acaba bize paylaşabileceğiniz? Şurada bir arkadaşımız var. Bir keresinde... Ayağa kalkabilir tamam, misin? Biz bir keresinde ailemle Bodrum'a gitmiştik. Saat 8'e kadar falan yüzmüştük. Ondan sonra oranın restoranına gittik. Ben yemeğimi almıştım. Annemle babam yemek almaya gitmişti. Ben onları beklerken kaşıkta elimde... Yalnız yalnız yemeyeyim diye tutuyorum kaşığı. Dalmışım. Böyle bekliyor musun? Evet, böyle bekliyorum. Dalmışım, uyumuşum. Böyle durarak heykel gibi uyumuşum yani. Uyudun. Düşmüyorsun da yemeğin içine. Evet, düşmüyorum. Tebrik ederim. Bence bir alkışı hak etti ailesini. Teşekkür ediyorum. Bizim bir arkadaşımız da
Nişanlısının ailesiyle birlikte tatile gidiyor. Ve bakalım bu kar tatili onun planladığı gibi, istediği gibi geçecek mi? İzliyoruz efendim. Oteli bulduk. Bavul burada. Sen nişanlı mısın? Nişanlım burada. Ben neredeyim? Eyvah, ben unuttuk. Yetercim, canım saçmalama. İşte sen de buradasın. Bir an kendimi kaybettim. Bilal ya, annen doğum günün için ayarladım. Bu butik oteli beğenmezse. Yok ya, beğenir. Alt tarafı biraz uzak. Biraz yüksek. Biraz ıssız bir yerde. Biraz da yollar kapandı. Ama iyi yani ya, sever bence. Yok yok, beğenmeyecek. Ya beğenmeyip evlenmemize izin vermezse? Ya yoldan beni çevirip senin onunla evlenmeni isterse? Ya biz evlenmemiş olursak? Ya bir dur. Canım, kendini bana beğendirmek için bile bu kadar uğraşmadın sen ya. Yalnız fazla mı soğuk burası? Bilal, burası çok soğuk. Fena soğuk. Acayip soğuk Bilal. Bir şeyler yap. Anne beni sevmeyecek Bilal. Zaten abinin eşi Sinem'i benden daha çok seviyor. Ya canım, sakin ol. Annem seni de seviyor. Yani sevecek. Sever inşallah. Neyse, tamam, sen sakin ol. Resepsiyon nerede? Kimse yok mu? Merhaba. Beyefendi. Arkadaşım. Kim ediyorum ben ya? Alo. Alo? Alo. Ya telefon değil. Ben zile bastım. Bir saniye, telefondayım. Alo. Var ya, bu da başında yalnızlıktan delirmiş. Pis adam. Arıyorsun, konuş bari. Tüh sana. Buyurun. Arkadaşım, burası çok soğuk. Yok mu soba falan? Yerden ısıtmalı burası. Ayrıca siz kimsiniz? Biz müşteriyiz. Rezervasyonumuz var. Yeter kazak adına 3 odamız var. Evet. 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 Arkadaşım, anahtarlarımızı verir misin? Evet, veririm. Ya ver o zaman. Al o zaman. Ne ilginç insanlar var ya. Canım, nereden buldun sen burayı? Ya ne bileyim, fotoğraflarda çok güzel gözüküyordu. Açık büfe, yemekler, canlı müzik diyordu. Ya sıcak ortam olur dedim. Anne sever daimin dedim. Her yanıma kar girdi. Dondu bacacıklarım. Doğduğum gün donduğum gün olacak. Yardım eden sevdiğim gelinim. Buyurun anacığım, ben sizi oturtayım. Olacak iş değil yani bu yaştaki kadını doğum gününde bu kara sokmak. Hoş geldiniz anneciğim. Beğenmediniz mi yoksa burayı? Beğenmedik. Bilal, annem beğenmemiş. Bak, Elçin de beğenmemiş. Ya yok, beğendiler. Belli etmiyorlar değil mi? Anne, bak yeter doğum günün için Uludağ'ın en butik otelini buldu. Evet anneciğim. Açık büfe, yemekler var, canlı müzik var. Hem çok sıcak bir ortam olacak. Bakın, ilk defa deniyorsunuz ama çok seveceksiniz kar tatilini değil mi? Oy! Kar tatili neymiş? Okul muyum ben de kar diye tatil yapayım? Bizim Sivas da karlı. Bari memlekete gitseydiniz akrabalarınızın elini öpeydiniz. Songül de karlı. Kalın da... Zeynep, nasılsın? İyi. Biraz yaşlanmışsın bu akşam. Evet. Çok da soğuk galiba burası. İyi, memnun musun kostümünden? Yolunda mı her şey? Neyse hadi. Sıcak, evet. O zaman hemen ben çok tutmayayım sizi. Zeynep'ciğim, biraz daha söylenir misin? Biraz daha abartır mısın yaşlı kadını bize? Oy! Okul muyum ben de kardiye tatil yapayım? Bizim Sivas da karlı. Bari memlekete gitseydiniz de akrabalarınızın elini öpeydiniz. Fikirdeyim anneciğim.
Hadi bir o zaman bir bavullarımızı çıkartalım. Sonra aşağı inelim, yemeğimizi yiyelim. Sonra da müzik falan. Abimler nerede? Of! Hadi gel oğlum ya. Sinem. Sinem, bu kadar valizi neden yanımıza aldık? Ne yapacağız bu kadar eşyayı ya? Evet anne ya. Değil mi? Siyah büyük valizin içinde. Ne var diye açıp baktım. Bir de ne vereyim? Yahu 72 parça yemek takımı çıktı içinden. Susun! Ya oğlum saçmalama. Al şu valizleri de. Doğru yukarı çıkalım. Bakalım valizlerden daha hangi saçma şeyler çıkacak. Bayılırsın abartmaya Sina. Yemek masasını da alsaydın yanına. Yemek masası bunda baba. Ya yürü baba ya. Yürü daha. Hadi odaya çıkalım. Daha bu eşyaları da birleştireceğiz. Yürü. Kızım, benim tedarikli kızım. En sevdiğim gelinim. Beni bir VC'ye götür. Siz de yemek neyi söyleyin? Açım. Gel anneciğim. Hiç olmadı bu yeter. Neyse Burcu anneciğim, siz üzülmeyin. Ben sizi dönüşte bir hamama, bir spa'ya götürürüm. Spa mı? Spa. Ya spa oraya götürecekmiş. Benim aklıma neden öyle sıcak fikirler gelmiyor? Bilal, burayı ısıtmanın bir yolunu bulalım. Alo. Bak bugün kaçıncı ama ya? Ya biz zile bastık. Beyefendi bir saniye. Telefonu görmüyor musunuz? Alo. Kusura bakmayın buyurun. Burası çok soğuk. Evet. Şömineyi yakar mısınız? Şömine değil o dekor. Daha evinde dekor şömine mi olur ya? Olur. Tesisimiz yerden ısıtmalı. Ama ısıtmıyor. Ama ısıtmalı. Arkadaşım, beyefendi bakın. Müstakbel kayınvalidem üşüyor. Rica ediyorum bir şeyler yapın. İçerisi çok soğuk. Okey. Merak etmeyin. Hemen altını açıp geliyorum. Tamam canım. Ümidimizi kaybetmeyelim. Şimdi halledeceğiz sorunu. Burası eninde sonunda ısınacak. O zaman annen de bana ısınır değil mi Bilal? İnşallah. Canım, burası bir ısınsın da ona da bakarız. Vallahi iyi ısındı ortalık. Nasıl ısındı? Ya farkındaysanız biz hala üşüyoruz. Olur mu efendim? Ortalık sıcacık oldu. Ya mont giymişsin arkadaşım. Tabii sana sıcak olur. Hayır, demin de vardı üstünde. Bu adam beni mi sunuyor? Bilal, sen çek şöyle, anlatacağım ben. Bakın, beyefendi biz üşüyoruz. En azından bize yiyecek bir şeyler verin de karnımızı doyuralım. Belki kalori yakarak ısınırız. Okey. Oh, anlattım. Ay. Ay, kaldık da başlarında. Ay, bu kadın yaşlı. Buna bir şey olsa yollar kapalı. Bu kadın doğum gününde neler çekiyor? Aa! Bilal! Ne hallere düşürdün ananı? Bizden gider buzdolabına girer, orada yapardım kar tatilimi. Burası çok soğuk. Abartma anne ya. Ortam gayet sıcak. Bak, hem burası alttan ısıtmalı. Hatta bana resmen sıcak bastı. Üstümü çıkartacağım. Çıkmadı. Yemekler geldi. Oo, süper. Şimdi yemeğimizi de yeriz. İçimiz ısınır. Ne var yemek olarak? Soğuk sandviç. Soğuk meze tabağı. Tatlı olarak dondurma. İçecek olarak ise buzlu çay. Çayınız kaç buzlu olsun? Git. Git buradan. Al şunları da buradan çabucak.
git. Alo? Alo! Şu kadını doğum gününde hem aç bıraktınız hem de dondurdunuz. Hiçbir şey demiyorum. Alın övünün eserinizle. Ay ben donayım. Donuyorum. Aha da dondum bile. Odanıza götüreyim. Belki orası sıcaktır. Bir şey varsın beni düşünen zaten. Ah, ah, ah. Hiç ağlayıp da kalkma anneciğim. Sizin odadan donmuş kutup ayısı çıktı. Sonra da nasıl bir soğuk hava kütlesi varsa kar yağdı. Koridorlar kapandı. Mustafa kayıp. Mustafa oğlum neredesin? Tamam, daha bitmedi. Şimdi gecenin sürprizi. Canlı müzik vakti. Böyle dans edip Iris yakında ısınacağız. Bilal adamı çağırdı. Böyle oynayacağız. Hadi bakalım şimdi ne yapacağım? Alo? Alo? Karşındayım ben, karşında. Cep numaramı nereden buldun? Savcılığa vereceğim seni. Nasıl yardımcı olabilirim? Müzik var dediler, canlı. Tabii, hemen başlıyor müzik. Hadi. Arkadaşlar. Ya sizin bizimle dertiniz ne? Bu nasıl canlı müzik? Efendim, siz yanlış okumuşsunuz. Biz canlı müzik demedik, çanlı müzik dedik. Bakın, bakın bu da çan. Bence hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Anne bak buraya çok turist geliyormuş. Çok tercih edilen bir yer. Ama ben çok üşüyorum ya. Bu kadarı da fazla ama. Ben burada saç ucumla ayak tırnağıma kadar tıngırdıyorum. Beğenmedim işte burayı. Gidiyoruz. Yürüyün. Merhaba. 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 Ben Rusya'dan geldim. Bu otelde tatil yapmak istiyorum. Memnun musunuz? Yeter. İki senedir cep telefonuyla arama yapmayı öğrenemeyen kadın iki saniyede Rusça'yı söktü. Efendim çok memnunuz. Bakın ben burada gelinlerim, evlatlarım ve torunumla buraya geldik. İyi ki de geldik. Ama siz 25, 30 gösteriyorsunuz. Ay. Ay ne diyor bu ya? Açıkçası sizi görünce bir an gençlik yıllarıma döndüm. Bir ay sizin için bunları konuşmak isterim. Anneciğim, Yeter'in bulduğu bu iğrenç otelden gidiyorduk ama. Boş konuşmasın. Tamam efendim, Yeter'in beni dünyanın en güzel oteline getirmiş. Birdenbire ikna oldum. Hemen gidemeyiz. Ama anneciğim. Sen karışma. Biraz dışarıda yürüyelim. İşliyorum diyordunuz anneciğim. Hasta olmayız sonra. Yeter. Güzel gelinim. Şu an ateş bacayı sardı. Gidelim efendim.
Ben DJ'yim. Nasıl yani? Hep söylemek istemişimdir. Eğer DJ olmasaydım, doktor olurdum. Çocukluktan beri hevesim. Çok güzeldi beni. Lafa tutuyorsunuz. Zaten nişanlım dondu. Dondu, ne yapacağım ben ya? Merak etme, hep söylemişimdir. Donarsa senindir. Donmazsa hiç senin olmamıştır. Nasıl bir şaka ya? Şaka benden soğuk diye donmam geçti. O zaman ben bir şarkı çalayım da aramızdaki buzlar çözülsün. Ay çan çalmayacaksınız değil mi? Ne çanı ya? Ay Bilal, gerçek müzik yapacakmış. Evet canım, ben de çok mutlu oldum. Ne çalacaksınız bize? Babamdan en sevdiğim şarkıyı çalacağım. Otel sahiplerine gelsin. Ama ilk önce bizim size bir sürprizimiz var. Allah Allah. Evet. Sen kalk, oku, oku, oku. Böyle ters köşe olsun. İşte bir sürpriz yapalım. Vallahi teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu bizim çocukların size hediyesi. Vallahi, onların içinden çok... geldi. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Beklemedik, güzel bir sürpriz. Evet. Arkadaşlarımızı da alalım içeriden. Skeçte oynayan arkadaşlarımız da gelsin. Evet. Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin o günden beri. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni andım, gözlerim doldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Ayları çayırda tepişiyor mu? Çilli horoz kedilerle dövüşüyor mu? Sarı kız minik buzağıyı sütten kesti mi? Kuzularla oğlaklar sevişiyor mu? Uzun kulaklarını son bir kez salla. Tüm eski dostlarımdan bir haber yolla. Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek. Seni çok çok özledim, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Başka bir sürpriz yapalım o zaman. Olur. Ailenizde veya arkadaş
çevrenizde süper kahraman gibi gördüğünüz biri var mı? Sarı tişörtlü arkadaşa gidiyor mikrofon. Ben mesela annem normalde süper kahraman olarak görüyorum. Neden? Çünkü bizim evde normalde bütün işleri o yapıyor. Annelerin çoğu öyle değil mi? Alkış alalım annelere bir tane. Evet. Peki annen gerçekten bir süper kahraman olsaydı sence nasıl bir gücü olurdu? Bence her şeyi yapabilecek bir gücü olurdu. Sen yardım ediyor musun annene? Evet. Tamam o zaman. Bizim de süper bir damadımız var. Fakat ailenin babasıyla çok iyi anlaşamıyor. Bakalım bu süper damat kendini babaya sevdirebilmek için süper güçlerini kullanabilecek mi? Bu eğlenceli skeci izlemeden önce Güldür Güldür oyuncularından İrem Sak bizimle birlikte. Hadi gel birlikte izleyelim bu skeç. Alalım seni sahneye. Göz önce de sizlerle. Evet, bakalım süper damat kendini aile babasına sevdirebilecek mi? İzliyoruz efendim. Olacak iş değil nezaket. Adam bizi 2 saattir bekletiyor. Hayır, bugün kayınpederini bekleten yarın karısını çoluğuyla çocuğuyla yemek masalarında bekletir. Ya baba, bir sevemedin şu çocuğu. Sevmem, sevmiyorum, sevmeyeceğim. O çocuk seni hak etmiyor. Ben seni prensesler gibi yetiştirdim kızım. Abartma Bilal, çocuk senin gözüne girebilmek için 3 kere bizim apartmanın dış cephesini boyadı ya. Bahçedeki bütün ağaçları teker teker söküp yeniden tepeden bakınca yeniden... Yok. Tamam, bir duralım. Nasılsın? İyiyim. İyi misiniz içinizde? Evet. Tamam. Kaldığımız yerden alalım mı? Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben hayranlıkla izliyorum şu an gerçekten. Ben de öyle. Çok başarılısınız. Abartma Bilal'den alalım mı hepsini? Olur, olur. Abartma Bilal, çocuk senin gözüne girebilmek için 3 kere bizim apartmanın dış cephesini boyadı. Bahçedeki bütün ağaçları teker teker söküp tepeden bakınca Bilal yazacak şekilde yeniden dikti. Evet baba, lütfen biraz anlayışlı ol. Hem tanıdıkça daha çok seveceksin. O harika bir çocuk, süper çocuk. Aman! Hiç de bile, nesi süpermiş? Efendim, kusura bakmayın, geciktim. Dünyayı kurtarıyordum da. Kahramanım, hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Ay! Adam! Ay benim şuramda bir ağrım var. Oraya X-ray'ına bir bakıversen. Allah! Taş vardı, düşürdüm anneciğim. Ne maşallah. Ya biz buna bir kurşun döktürelim, nazar değmesin. Yok anne, bana kurşun işlemiyor. Süper çocuk. Uçarak mı geldin? Yok. Hava kapalıydı, metrobüste geldim. Köprüde metrobüse kokan adam saldırdı. Onunla savaştığım için geç kaldım. Özür dilerim. Ya damat geldi Bilal, bir şey demeyecek misin? Ya bu tayt ne ya? Tayt giymiş nezaket. Streç filme sarılmış damat mı olur? Hiç haz etmiyorum şu tayttan. Babacığım, kusura bakmayın. İçim uzadığı için mecbur iş kıyafetlerimle geldim. Artık ankesörlü telefon kulübeleri de kalmadı. Üst baş değiştirmek sorun oluyor. İşmiş, sanırsan atomu parçaladı. Evet, atomu parçaladım. Kötü adamlar atom silahıyla dünyayı ele geçireceklerdi. Atom parçalayıp işlerini bozdum. Duyuyorsun değil mi? Yahu adam koskoca süper çocuk damadın olmuş, hala bir çocuk, koşacak. Bu ne ya? Ben insanları süper ya da kurşunsuz diye ayırt etmiyorum. Benim için herkes aynı. Şuna bak, işi gücü hava. Tabii işi gücü hava olacak baba. Çocuk uçuyor.
Ben de onu diyorum işte. Aklı beş karış havada. Hayatım, siz gidin. Biz babamla yalnız kalıp kaynaşalım biraz. Canım ya, nasıl bu durumu idare ediyor? Kahramanımsın. İyi, hadi kaynaşın siz. Yürü Burcu, biz de gidip teyzelik alışverişlerine başlayalım. Damat işler nasıl? Nasıl olsun babacığım? Dünyayı kurtarıp gidiyoruz işte. Geçenlerde dünyaya yaklaşan bir göktaşını imha ettim. Ha, ben de geçen gün bizim akıtan musluğu tamir ettim. Ne var? Öf, soğudu burası ya. Babacığım, sırtınıza esmesin. İstemez! Kasağım var benim. Hem zaten ben biraz acıktım. Ondan bir soğuk geldi. Kumbinci var mıdır buralarda ya? Ben hemen Ortaköy'e uçup alıp geliyorum. İstemez, otur. Pelerinime mi yapışacak baba ya? Hoppala! Yahu gideceğini bilsem Diyarbakır karpuzu isterdim. Gerçi nereye gitse hemen geri geliyor. Bu merak gibi damat, sevimsiz. Hoppala! Babacığım, kumpirin. Bu soğumuş, yemem. Şimdi ısıtırım. Cız. Aa, ayağım yandı. Soğutuyorum hemen. Oo, dondum. Isıtayım mı? Hayır, hayır, hayır. İstemez. Önce ısıttın, sonra soğuttun. İç organlarım da şaşırdı. Aa, imdat, yardım edin. Süper çocuk, yetiş. Radyoaktif goril bir kızı gökdelenin tepesine çıkardı. Aşağı atacak. Babacığım, müsaadenizle. Hoppala! Memleketin ayrını bozdu bu damat. Sana diyorum kardeş. Memleketin ayrını bozdu bu damat. Kiminle konuşuyor? Eskiden bir trafik canavarı, bir de enflasyon canavarı vardı. Şimdi radyoaktif gorillerle uğraşıyoruz. Adama bak, dinlemiyor beni ya. Gözden kayboldu. Acaba başarabilecek mi? O da ne? Bir şey yaklaşıyor. O bir kuş. Hayır, o bir uçak. Yok la, o bizim damat. Aa, helal olsun. Bir dakika. Orada bir terslik var. Kim kimi kurtardı? Ben onu kurtarmalıydım. Kaldıramadığım için o beni kurtardı. Taşıyamadın mı? Değişiklik olmuştur süper çocuk için tabii. Yani. Değil mi? Peki o zaman daha inandırıcı olsun senin kurtardığın. Süper çocuksun sen. Böyle kucakta olmaz. Baştan gelin. Bu sefer sanki hani birlikte uçuyormuş gibi. Yapar mısınız benim için? Ne demek? Hadi girişinizden tabii alıyoruz efendim. Buyurun. Gözden kayboldu. Acaba başarabilecek mi? O da ne? Bir şey yaklaşıyor. O bir kuş. Hayır, o bir uçak. Yok la, o bizim damat. Hoppala! Helal olsun. Kurtardı kızı. Adam, adam. Süper çocuk, kahramanımsın. Korkmayın. Şehrinizin bir kahramanı var. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Cesaret timsali, korkusuz. Süper çocuk, ne oluyor burada acaba? Resmen hiç tanımadığı bir kızı kurtarıyor. Skandal. Skandal. Bir şey söyleyeceğim ama bu da skandalı duyuruyorsun. Büyüt olayı. Sevmiyorsun ya zaten süper çocuğu. Eline bir fırsat geçti. İyice abarttı. İnanama yani gözlerine hakikaten. Gözlerim, ben inanamıyorum. Göründüğü gibi değil. Benim işim ama bu. Neyse, ben seni meşgul etmeyeyim. Sen işine bak. Burcu, dinler misin?
Kusura bakma süper çocuk. Boş ver, sen daha iyilerine layıksın. O kaybeder. Sonuçta beni kurtardın. Aa, o örümcek çocuk değil mi ya? Hani nerede, nerede? İlişkini kurtardı. Artık ben de kahramanım. Artık ben de kahramanım. Ne oldu süper çocuk? Pelerin kurşun işlemiyor ama trip işliyor herhalde. Baba, beni neden sevmiyorsun ya? Neden? Uzaydan geldim diye mi? Hayır, sigortan yok diye. Yahu her gün bin tane belayla uğraşıyorsun. Yarın bir gün alnına çaksalar kriptonu, sana kim bakacak? Kızım! Ama ben bir süper çocuğum. Ne yapayım? Öncelikle üstüne adam gibi bir şeyler giy. Ya her şeyi anladım. Bu donu dışarı giymekle değil. Zamanında Sirip Maya'yla denize giriyorduk ama hatamızı anlayıp vazgeçtik. Sen bir de milletin içine çıkıyorsun böyle. Yo yo, olmaz, çok dedin sen. Ablacığım vallahi gelişine veriyorum ya. Boş ver anne ya. Zaten evleneceğimiz de şüpheli. Baksana, beyefendinin işi başından aşkın. Anne, canım bir sorun mu var? Sana ne ya? Sen git kızları kurtar. Damat, biz de şahsiyeti beğendik. Ama bu adam 20.000 lira diyor ya. Çıldırmış, ben ne yapabilirim? Ya çekilin ya, bana bırakın. Sorun yok babacığım. Alt tarafı bir pazarlık. Ne kadar zor olabilir ki? Ben şimdi hallederim. Hadi bakalım. Arkadaşım selam. Bu nasıl tip ya? Sirk falan mı açıldı burada? Hayır, ben süper çocuk. Rica etsem biraz fiyatta indirim yapar mısınız? Abi son fiyat bu. İşinize gelirse. Son silahımı daha kullanmadım. Beyefendi lütfen. Etkilenmedim, olmaz. Gözümden ışın çıkarsam? Olmaz. Çekilin az kenara. Sen de çekil. Birader ver 50. Kaç diyorsun? 20.000. Çok o. Aynısı tahta kalede 5.000. Düş biraz. Mümkün değil. 5.000. 19.000. 6.000. 17.000. 7.000. 16.000. Sen memleket nere? Muş. Bu hemşeri. Bin. Anlaştık. Hadi hayırlı olsun. Aha da süper güçlerim böyle oldu. Sağlık Bey. Hadi biz de gidip senetleri halledelim. Oh be! Baba vallahi harikasın. Çok sevimli süper çocuk. Ben sana hala kırgınım. Burcu, ama sen yanlış anladın. Çok trip atıyorsun ama seni memleketlere. Ne yapıyorsun be? Yapamıyorum, olmuyor. Baba ne olur bir şeyler yap. Çekil oğlum, çekil. Kızım! Çocuk işini yapıyor orada ama. Abartacak bir şey yok. Barışın. Ama baba... Kızım, siz artık aklı başında bireylersiniz. Ne demiş büyüklerimiz? Perşembenin gelişi... Salı'yı hiç ilgilendirmez. Hadi barışın artık. O ne demek, ben anlamadım. Perşembenin gelişi Salı'yı hiç ilgilendirmez. Perşembe ileride ya, evet. Salı da arkada. Arkada? Mesela bir cam kırıldı. Ha. Şimdi Salı günü kırıldığı için Çarşamba günü inşallah halledilir. Hallediliyor. Evet. Perşembe günü bir iş kalmıyor. Evet. Bu yani. Buymuş. İyice karıştı kafam. Anladım. Şimdi oturdu kafamda. Tamam. Tamam, evet. Oradan alalım o zaman. Hadi barışın artık. Ama baba. Kızım, siz artık aklı başında bireylersiniz. Ne demiş büyüklerimiz? Perşembenin gelişi Salı'yı hiç ilgilendirmez. Hadi barışın artık. Sana özür dile bakayım kızım ben. Özür dile. Özür dilerim. Tamam, affettim. Ben o zaman gideyim, annem yalnız kalmasın. Oh be, baba vallahi harikasın. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Bir
yakışıyor sana. Hep senden görüp özeniyor. Olmaz mı? Ne demek? Tut elimde. Hoppala! Bizim çok cimri bir arkadaşımız var. Ve tabii artık ailesi de bu durumdan bıkmış. Şimdi izliyoruz bakalım ailesine artık cimri olmadığını kanıtlayabilecek mi? Buyurun efendim. Çocuklar, sizin hatırınız olmasa o cimri babanızı buluşmak için hayatta gelmezdim. Anne, babam çok pişmanmış. Eve dönmesi için ne gerekirse yaparım dedi. Kızım, sen babanı bilmiyor musun? Cimrilik onun ruhuna işemiş. Yahu babanı siz okurken çizgi defteri 50 kuruş fazla diye çizgisi alıp bütün gece tek tek çizgi çeken adam. Evet, orada biraz abarttı ama çok pişmanmış ya. Hem baksana, çok lüks bir mekanda harika bir masa ayırtmış bize. Sırf sen artık cimri deme diye. Vallahi ne yalan söyleyeyim, burayı görünce birazcık şaşırdım ama kır düğünü diye kendin pişir, kendin yiye götürdüğünü düşününce korkuyorum. Heh, babam arıyor. Yeri bulamadı herhalde. Hoparlör alıyorum, hepimiz duysun. Merhaba, merhaba babacığım. Sayın abonemiz, bu bir ödemeli aramadır. Kabul ediyorsanız 1'e, etmiyorsanız 2'ye basın. Ya insanoğlunu ödemeli arar mı ya? Kontrol yoksa demek. Efendim babacığım, gir içeri. Soldan dön. Baba, bir masa var zaten. Kabak gibi duruyoruz orada. Evet, evet. Ha, tamam, gördüm. Kabak boş yazmışsın. Merhaba, yeter. Bunlar senin. Hayret, nasıl paraya kıydın da bana çiçek aldın? Ruhuna Fatiha. Şevket, nereden aldın sen bu çiçeği? Aa, anne, ne güzel romantiklik yapmış işte baba. Ay! Baba, ne yapıyorsun? Oğlum, burada saat varmış. Benimkinin pilini çıkartayım da boşa gitmesin. Heh, al işte. Ben bilmez miyim uyunu? Masraf olacağını bilse nefes almak istemez. Ya, ben cimri değilim bir kere, tutumluyum. Ben bu ailenin gelip geçinebilmesi için çalışıp çabalıyorum. Sen bana cimri diyorsun. Ben bunları hiç hak etmiyorum. Üstüme gelindi. Tansiyonum çıktı, bana bir şeyler oluyor. Baba, 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 iyi misin baba? Suyu ver Mehtap, suyu ver. Aç bu suyu. Adisyonu yazarlar ya Burcu'm, ben iyiyim. Ya baba, ne konuştuk seninle? Bak, bugün son şansın. Annemi zor ikna ettik. Ya tamam kızım, ben buraya buzları eritmeye geldim. Yeter. Hadi gel evine dön. Hem annen nerede yeteri kadar yük oldunuz zaten. Biz annemlerde kalmıyoruz ki. Ne? Nerede kalıyoruz? Allah aşkına söyle, kalbime inecek. 100 kişi 12 gece otel, bana bir şeyler oluyor. Baba, su. Oğlum bırak şu suyu. Bak bak, nasıl tırstı. Korkma korkma, ablamlarda kalıyoruz. Ha. Ya ben de otelde odayı yadırgarsınız diye şey dediğim ya. Yalan söylerken bile cimrisin. Bütün cümlelerin yarım, sonu 3 noktalı Şevket. Hani değişmiştin sen? Ya değiştim. Eski Şevket gitti, resmen yeni bir Şevket geldi. Ve siz canım ailem için bu Fransız lüsk, çok lüsk, hatta fazla lüks restoranı seçtim. Ya bütün servetim bu yemeğe feda olsun. Ya hakikaten sizin paltolarınız nerede? Vestiyere verdik. Deme! Vestiyer, deme bana ya! Baba, baba iyi misin baba? Oğlum bırak şu suyu. Ben gidiyorum. Baban hala bir bardak suyun hesabını yapıyor. Ben bu adamla aynı masada oturmam. Şişt kız, tamam ya, söz bu sonda. Yeter. Hadi gel yemeğimizi yiyelim ha. Hadi. Bak Şevket, bir cimriliğini daha görürsem defara kalkar giderim. Var ya, kurt gibi açım şu an. Mendeki bütün etleri yiyebilirim. Ne eti? İbrahim, sen diyettesin. Ne dedin Şevket, duyamadım? Şu andan itibaren ne istersen yiyebilirsin yavrucuğum. Allah! İki porsiyon şatabilya yiyeceğim ben. Anası Sivaslı, babası Erzincanlı. Nereden öğrendi bu kız şatabilyanı? Bonjour, monsieur.
Buyurun menülerinizi. Dünyaca ünlü Fransız aşçısı Michel de Mahmut'un eşsiz menüsüyle size lezzet fırtınaları restleyeceğiz. Kardeşim bize fırtınaya gerek yok. Ufak bir esinti yeter. Şevket! Kopar! Fırtına kopar masada! Ya bütün servetin bu yemeğe feda olsun. Emeklilik ikramiyem aileme feda olsun. Şefin tavsiyesi nedir? Azim! Şef öyle tavsiye. Azim sık sık yenilmiş. He, madem öyle. Ben o zaman özel makaroni sosla marine edilmiş kaz ciğeri alayım lütfen. Kızım, sen de ye. Bence güzel bir şeye benziyor. Ben bir lavaboya gidiyorum. Gözüm üstünde Şevket. Azino! Özellikle seni bu. Senin gözlerin meniye bir tuhaf bakmaya başladı. Vallahi kusura bakma baba. Kurt gibi açım şu an. Ben başlangıç olarak bir bonfile alayım. Et sote. Bir de kalamar. Oğlum Mete porsiyonla ya bari. Sürüyle değil. Bana bak İbo. Yemeklerden porselen tadı gelirse yemeği bırak. Tabağa geldiğini oradan anlarsın. Baba boş ver ya. Sen de keyfin çıkar. Battı balık yan gider. Kızım şu abine baksana. Bu balık yan gider mi? Hacı yatmaz gibi oldu adam. Size ne verelim Basya? Bana biraz ekmek hamuru. Ya bir de küçük tüp getir. Bir şey yaparım, yerim ben. Ama para vermem. Ya baba, lütfen kendine gelir misin? Başladın yine cimriliğe. Kim? Cimri, ben. Yazıklar olsun sana Mehtap. Hadi bu Ladombiki abin neyse de senden beklemezdim. Cimri değilim ben, tutumluyum bir kere. Baba, sen Akbil'in gitmesin diye Eminönü'nden Üsküdar'ı yüzmüş adamsın. Ya, sırf 4 yılda bir kutlansın. Fazla masraf olmasın diye doğum günlerimizi, evlilik yıl dönümümüzü 29 Şubat'a denk getirmişsin. Cimrilikte master yapmış bulsasın sen baba. Bu daldaki kemancı niye bize öyle yengeç gibi yanaşıyor? Ben ayarladım baba. Annenle romantik dans edersiniz. Sürpriz olur. Bir şey değil. 75 liracık yemesi var. Ne? 75 lira mı? Kızım o parayı orkestra getirirdim ben. Ya çok pis ekstra da kitlerler bunu bize. Şevket, bu keman da nereden çıktı? Senin için yeter. Güzel gözlerin için. Ay böyle de çocukların önünde. Şu çiftin dansını efektsiz yani Yücel abi yapmasın. Sen içinden geldiğince bir çal. İnşallah kulaklarını kapatmazsın. Olsun, o senin yüreğine sağlık. Sen çal, siz de çok romantik duyun o melodiyi. Tamam. Ne olursa olsun. Özür ne kadar ederim. Kötü olursa olsun bence güzel duyun ve dans edin. Çok teşekkürler. Şevket, bu keman da nereden çıktı? Senin için yeter. Güzel gözlerin için. Ay böyleydi çocukların önünde. Sen benim gençimsin. Çal, çal, çal. Sen benim güneşimsin yeter. Çal, çal. 5 lira veririm, fazla vermem. Olmaz abi, 5 lira ne ya? Sen benim hayatımda bir gövdelen. Mahallesi palan döken. Sen benim ceket cebimde bulduğum 50 lira kadar değerlisin yeter. 10 lira veririm, bir kuruş fazla vermem. Ay dur Şevket, başım döndü yavaş. Peki sen ne diyorsun? 50. 50 mi? Ya dur istemem, çalma. Dinledim, al sana 2 lira. Git şimdi. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Şevket. Ama canım. İbo. Oğlum orada Bayburt'un bir aile kerzan mı? Ne yapıyorsun orada? İbo. Oğlum ne yapıyorsun? Yuppi. İbo. İbrahim, çıkır oğlum. Hadi buyur. Lan ye! Bir bu çıkır oğlum! Ye oğlum, ye!
bilirsin iyi. Bundan sonra senle de küsüm Şevket. Bir daha karşıma çıkma. Nasıl ama ya? Sen benim için son kullanma tarihi geçmiş bir kredi kartsın. Seni kırıp atıyorum hayatımdan. Yürüyün çocuklar. Sizi daha lüks bir yere yemeğe götürüyorum. Hem hesaplar da benden. Yok hayır. Canım annem benim. Sen de burada yalnız başına otur baba. Yeter dur. Sana son bir sorum olacak. Yemeği sen ısmarlıyorsan ben de gelebilirim. Yazıklar olsun sana Şevket. Ayıp ya, ayıp. Yürüyün çocuklar. Efendim, hesabınız. Allah Allah. Aman bana bir şeyler oluyor. Efendim, iyi misiniz? Bana bir şeyler ister misiniz? Açma bu suyu ya. Bu saçılmasın ama ya. Zıpla. Zıplamak ama nasıl? Uç. Uçayım mı? Ama siz sadece yüklenme cümle kuruyorsunuz. Şimdi soruyorum yükleme. Kim uçuyor? Yok. Ne zaman uçuyor? Belli değil. Neden uçuyor? Dolaylı tümleç cevapsız. Abi, bu biraz değişik. Anlamıyor. Kardeş, orası İbrahim abinin koltuğu diyorum. Öyle şey mi olur ya? Bugün ben erken geldim, ben otururum. Yarın da abiniz gelsin, otursun. Sert yüzümü göstermeyin bana. Abiniz gelsin, ona da aynen böyle söylerim. Hayırdır birader, ne söyleyeceğim? Abi, ben seni yeni ısıtıyordum da. Bu arkadaşlar beni engellemeye çalışıyor. İbrahim abimizin koltuğunu da ısıtamayacaksak. Oo! Bakın! Yürüm. Aha! Çekin elimizden, çekin! Aman yarabbim. Madde 4. Okul servisi şoförlere gün içinde çok az konuştukları için onlarla sohbete başlamak akıllıca olmayabilir. Merhaba abi, Bilal ben. Merhaba canım, İsmail. Nasıl gidiyor abi? İyi, sağ ol. Abi, senin ağzından da cımbızla laf alınıyor yani ha? Yoksa konuşmayı mı sevmiyorsun? Yok yok, severim de. İnsan her deyince konuşacak şey bulamıyor. Bir de bu aralar havalar hep sıcak gidiyor. Nem çok nem. Mesela ben Erzurumluyum. Çünkü trafik çok yoğun. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Bak şimdi, Galatasaray'ın en az 3 sene yeniden yapılanması lazım. Sonra buna bir dedim, birader sen ne ayaksın? Bizim hanım eltisine takık. Sonra yaktık mangalı, tak bizim kayınço. Abi, senin cümleleri birleştirirken Da Vinci'nin şifreyi çözdüm galiba. Dedim bu...